Evet, bu hafta 5. haftamız. Aritmetik devre tasarımları, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Aslında şu kısım olmasaydı ilkokul, hatta 2. sınıfta çarpma falan görüyorlar herhalde. Çarpma bölmeyi. Yani ilkokul matematiği aslında bu haftaki konumuz. Tabii ki öyle değil. Yani bilgisayar mimarisinde yani bir donanımda toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Sadece donanımda da demeyelim de biraz daha kısıtlamamız lazım orayı. Sayısal, dijital bir donanımda. Niye? Analog devrelerle de hani toplama, çıkarma gibi işlemler yapabiliyoruz aslında. Analog sinyaller üzerinde değil mi? Analog dersinde görmüşsünüzdür veya görmediyseniz de analog sinyaller üzerinde de hani yapılabiliyor tabii ki. Fakat biz burada sayısal devrelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme veya diğer matematik operasyonlarından bahsediyoruz. İşte trigonometrik fonksiyonlar, değil mi? Karekök gibi mesela. İşte hiperbolik fonksiyonlar dediğim işte bu sin h, kosin h gibi fonksiyonlar. Eksponansiyel alabiliyoruz mesela işte üssel fonksiyonlar veya log, değil mi? Logaritma fonksiyonu. Tabi bunlar bilgisayarda nasıl oluyor? Tabi buraya hepsini yazdım ama daha çok bazılarına sadece referans vereceğim. Özellikle bu ders kapsamında da biz RISC-V RV32E dediğimiz buyruk kümesi mimarisini şöyle yazarsak RISC-V'ın RV32E bunun yanında bir de M var, C var, F farklı şeyler de var. A var. Bunları inşallah daha detaylı işleyeceğiz şurada. Şu 7 ve 8'de. Dolayısıyla I dediğimiz sadece integer. Yani tam sayı işlemleri. M dediğinde multiplication da var. Ve division da var. Yani çarpma ve bölme. Yani tabii ki birçok işlemci I'yı da içeriyor, M'yi de içeriyor. İşlemci tasarımı. Fakat RISC-V'ın temel yani herhangi bir programı sadece I instructionlarıyla çalıştırabilme gibi bir özelliği var, yeteneği var. Yani çarpma dediğiniz şeyi, bölmeyi de sadece toplamayla, kaydırmayla falan yapabiliyor. Bu şekilde derleyebiliyor compilerlar. Daha çok bizde hani toplama, çıkarma bilgisayarda ya da herhangi bir yani sayısal devrede nasıl yapılıyor? Aslında bundan bahsetmek istiyorum. Ve diğer işlemlerden de birazcık daha referans göstererekten ileride işinize lazım olur, gerekir bir tasarımda. Bunların da nasıl yapılabileceği hakkında birazcık bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Çok da hani bütün matematiksel algoritmaları da implement edelim desek zaten orada gücümüz yetmez bu dönem boyunca. Evet, bu hafta böyle. Sonra inşallah fix ve floating point sayılardan sonra artık işlemcimizi daha detaylı tasarıma doğru ilerleyeceğiz. Şeyi de kontrol ettim. Erciyes Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu akademik takvimi. Acaba hani bunların hepsi yetişecek mi diye. Yani eğer fire vermezsek ki inşallah vermeyeceğiz gibi gözüküyor. Herhangi bir tatil veya inşallah bir olağanüstü durum yaşamazsak. 27 Haziran tam 14. haftaya denk geliyor. Benim de niyetim bütün bu derslerin hepsini işlemeyi başarabilmek diyelim. Şimdi toplama ve çıkarmayı onluk tabanda dediğim gibi ilkokulda öğreniyoruz. Yani 7 ve 6'yı aslında parmaklarımızla da toplayabiliriz. Böyle de toplayabiliriz. Bu onluk tabanda toplama. Şimdi bu sayıyı İkilik tabanda toplayın desem size mesela atıyorum sınav, ödev yani bunları ikilik tabanda gösterin ve toplayın desem aslında eksik bir bilgi vermiş olurum bir nebze. Çünkü şu soruyu sormanız gerekir. Hocam biz bu sayıları kaç bitle ifade edeceğiz? Tamam. Evet, kaç bitle ifade edeceğiz? Çünkü normalde 7 dediğiniz sayı şu. Hadi işaretini de arındıralım. Şunu koyarız. 6 dediğimiz sayı da şu. Yani 4 bitle toplarım.
Ama o zaman yine işaretle ilgili sıkıntı yaşayabilirim. Şuradan bir elde geleceğinden. Hadi 5 bitle göstereyim bunları derim. Peki burada kaç bitle göstermiş? Bu kitaptaki bir örnek. Toplam 32 bit. Niye 32 bit? Yani bilgisayar neden 7 sayısı için 32 tane bit kullanmış? Çünkü bizim bilgisayarımız şu an için 32 bitlik. Yani biz ne dedik? RV32i kullanıyoruz. Eğer ki RV64i kullansaydık, o zaman buraya 32 tane daha sıfır ekleyecektik. Veya mesela duyuyoruz ya, 16 bitlik bir mikro denetleyici, microcontroller unit. O zaman onda da sayılar 16 bitle gösteriliyor. Yani içerideki register'lar ve bir clock'ta belki yapabildiği toplama işlemi sadece 16 bitlik sayılar üzerinde olabiliyor. Buradaysa 32 bitlik bir işlemcide 32 bitlik sayılar üzerinde işlemler yapılabiliyor aslında. Ha, 32 bitten daha büyük sayılar üzerinde işlem yapamaz mısın? Yapabilirsin ama o sayıları daha büyük, yani birden fazla register'da tutman gerekir. Mesela yani sadece 32 değil, atıyorum sayının 32 bitlik kısmını T0 register'ında tutarsın. Ya da R diyelim işte. R0 diye bir register olsun. Diğer 32 bitlik kısmını R1 register'ında tutarsınız. Ve bunları böyle önce alt tarafları işlersiniz, sonra üst tarafları falan. Ya bunu siz mi yaparsınız? Compiler kullanıyorsanız compiler bunları genelde halleder. Fakat bizim burada 32 bitlik bir işlemci tasarladığımız için ders kapsamında 32 bitle gösterilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Peki nasıl topluyordum? Yani yine back to the basics. Temel şeylere geri dönelim. Aslında dersin ilk haftasında da binary aritmetikte gördük. 1 ile 0'ı topla 1. 1 ile 1'i topla 0. Elde var 1. Carry. 1, 1. Bir de elde vardı 1. Bir elde daha. Elde buraya gitti. Geri kalan 0. Gibi. Burada da çıkarma işlemi. Çıkarma işlemiyle ilgili bu two's complement olayı vardı. Negatif sayıları two's complement ile gösteriyorduk. Bir de adder subtractor dediğimiz toplayıcı çıkarıcı devreyi gösterdim mi hatırlamıyorum. Bu derste göstereceğim ama göstermediysem geçen derste. Yani aslında çıkarma işlemi dediğiniz şey ikinci sayıyı negatif hale getirip toplamak, değil mi? Yani 7 eksi 6 dediğiniz şey aslında 7 eksi 6 dediğiniz şey 7 artı eksi 6, değil mi? Eksi 6'yı nasıl ifade ediyorduk? Bunun ikiye tümleyenini alıyorduk. Two's complement. Sonra topluyorduk. Two's complement nedir? Önce one's complement'ını al. Yani bütün sayıları da sıfırları bir yap. Şöyle şöyle. Bir, 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 bir falan. Sonra bir ekle. Buna bir eklersen burası sıfır olur. Bura bir olur. Yani böyle bir, 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 bir bir şey olur. Değil mi? Ve bunları topla. Aslında o şekilde yapabiliyoruz. Bu yani aynısı. Aynı sonuç alıyorsunuz zaten. Bir alırsınız. Hepsini topladığınız zaman. Tamam. Buraların hepsi elde böyle gide 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 gide. Bütün şuradan bir elde olacak. En son buralar sıfır olacak. Tamam. Bu şekilde bunun devresinde tasarlayacağız inşallah. Yani bu 7'den 6 çıkması aslında 7 eksi 6'yı toplamamız anlamına geliyor. Ve o yüzden de hem toplama hem çıkarma yapabilen bir devre tasarlayabileceğiz. Adder subtractor. Yani toplayıcı çıkarıcı inşallah. Şimdi aslında ripple carry adder'ı gördük. Bunu hatırlıyorum. Ripple carry adder da 2 bitlik olması lazım ve parametrik olarak yapmışızdır. Full adder'ları kullanarak da birinin yani en baştakinin aslında elde çıktısını diğerinin eldesine bağlıyorum. Elde girdisine. Çünkü full adder'ı hatırlayalım. Unutmuş olabiliriz. Full adder. Bir half adder vardı. Bir de full adder vardı. Full adder'da 3 tane girişimiz vardı. Normal 1 bit A ve B giriyordu. Bir de carry in. Elde giriyordu. Yani şu işlem. Şöyle toplama yapıyorduk ya şurada az önce mesela. Buradan bir de elde geliyordu. İşte bu carry in. Şuna A diyoruz, şuna B diyoruz. Sonuçta bir sum oluyordu.
Bir de şuradan carry out elde. Dolayısıyla buradan bir sum çıkışımız var. Bir de carry out çıkışımız var. İşte burada C0 demiş bunun elde girdisine. Bunun elde çıktısı, bunun elde girdisi. Böyle 4 bittik yani. Şöyle düşünürsek 4 tane A'ları, B'leri toplayacak. Bakın yukarıdakileri A demiş. A3, A2, A1, A0. Burada da B3'ten B0'a. Bir de tabii şuradan bir elde var mı? C0. Normalde bu 0 oluyor. Normal şöyle bir toplamada. Ama yine de eklenir devreye bir carry in eldesi diye. Belki bir önceki işlemden geliyordur falan. O yüzden bir şuradan elde girer. Buradan da sonuç ne olur? Sum 3, yani 1, 2, 3, 4. Sum 2, sum 1, sum 0. Bir de şuradan carry out. En son elde. O da şu. Bunu full adder'ları instantiate ederek, yani şu instantiation'da bir modülü başka bir modülün içerisinde kullanarak yapabiliriz. Hatta bunu yapmıştık daha önceki derste. Ve burada hani bir parametrik şekilde yaparak aslında 32 bitlik. Biz istiyoruz ya 32 bitlik. Ripple carry adder yapalım. İşte şuradaki gibi yani elde girsin. A'lar B'ler var. En son 32 tane bit var. Bir de elde. Bu Ripple carry adder'ı şu şekilde tasarladık. Baktığımız zaman şu eldeleri tutan bir kablo, wire dedik ona, bir sinyal oluşturmamız gerekiyor. Nedir onlar? Bu sinyaller C0'dan C in'den aslında C out'a kadar şöyle toplamda 32, 33 tane. Şunu da katarsak. O yüzden n'den 0'a kadar yani 32'den 0'a kadar 33 tane bu sinyalleri tanımlamış oluyorum. Ve bu Verilog'daki işte generate bloğuyla aslında n tane instantiate edebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yoksa öbür türlü ne yapmanız gerekirdi? Elle yazacaksınız. Mesela 4 bit için 4 tane full adder instantiate edeceksiniz. 32 bit için ripple carry adder alt çizgi 32 diye bir de böyle mi Verilog oluşturalım? Hayır. Bir tane dosya oluşturalım. Yarın bir gün belki 8 bitliğe de ihtiyacımız olabilir. 16 bitliğe de ihtiyacımız olabilir. Tamam. O yüzden n bitlik. Bunu da dediğim gibi yani generate bloğuyla 32 tane full adder. Şu şekilde instantiate ettiğimde. Peki mantıklı mı? i0 için full adder'ın girişleri neler? A0, B0. Zaten öyle girmeliydi. Elde girişine carry 0. Peki carry 0 ne? O zaman burada ona atama yapmam lazım. Carry 0 sistemin carry girişi olsun. Şu yani. Tamam, carry 0 giriyor. Şurada atamasını yaptım. Tabii Verilog'da bir hardware description language olduğu için ve bunlar da birbirinden paralel çalıştığı için bu assign statement'larını şurada yazmamla burada yazmam arasında hiçbir fark yok. Paralel çalışıyorlar çünkü. Bu bir yazılımdan donanım tasarımına geçerken en kafa karıştıran şeylerden biri. Bu böyle sırayla aşağı doğru sequential olarak çalışmıyor. Bunlar non-blocking assignment olarak düşünebilirsiniz. Yani şuradaki işlemle buradaki şeyler donanım tanımladığı için adı neydi? Hardware description. Dolayısıyla bunlar paralel çalışıyor gibi düşünebiliriz. Sudo paralelizmde diyorlardı artık. Neyse sıfır için bu şekilde. Çıktım benim SO 0. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Peki bunun elde çıktısı ne? Carry i artı 1 dedik. Yani carry 1. Tamam carry 1 durdu. Buna girmesi lazım. Peki i1 için? A1 B1. Tamam. Carry 1. Evet doğru oldu. Yani bunun çıktısı carry 1'di. Bu da ona input oldu. Sonra bu carry 2 çıktı veriyor. Falan fişman derken en son 31'e kadar gidecek bu. N'den küçükse diyor. 31'de işte şunlar girdi. A31, B31. Elde şuradan geldi. Ondan sonra sum çıktısı oldu. Ve elde çıktısı da carry 32. Yani şurada C32 diye bir şey çıktı şuradan. Bu da benim
carry out olması lazım. Onu da şurada assign ettim. Carry out eşittir carry n. Böylece parametrik bir ripple carry. Yani aslında ripple bir şeyin dalgalanması gibi bir anlamı var. Böyle ripple ediyor. Biraz böyle osile gibi dalgalana mana olarak baktığımızda sözlüğe. Ripple carry. Carry'i, eldeyi dalgalandır. Neden? Yani nasıl dalgalandırıyorum eldeyi? Şuradan verdiğim elde dalgalana en sona kadar gidiyor. Yani orayı etkiliyor diyelim. Neden bu böyleydi? Çünkü şurada da hani şuradan oluşan bir eldeler böyle birbirine dalga 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 şöyle en sona kadar gidiyor. Tamam mı? Dolayısıyla buna işte ripple carry adder demişler. Böyle bir isim. Yani şuradan bir elde şuradaki mesela şurayı düşünelim. Son full adder. Son full adder'ın elde girişi ve sum çıktısı. İlk ta sıfırıncı şuradan bu sıfırıncı full adder olsun. İndeks olarak sıfırdan başlattım. Bu da 31. full adder olsun. Bu full adder'ın carry in sinyali, dolayısıyla carry out sinyali aslında bu benim modülümün de çıktısı. Ayrıca sum 31 ki bu da modülümün çıktısı. Yani modülüm şurası. Bütün bu sonuçlar ta şuradaki sinyale bağlı. Bu sinyalin diyelim sıfırdan bire çıktığı bu değişecek büyük ihtimal. Bu değişirse bu değişebilir. O zaman bunu peki bunların her biri bir zaman alıyordu değil mi? Biz geçen derste timing ile ilgili propagation ile ilgili biraz konuşmuştuk. Yani değil mi? Bir devre üzerinde. Bunlar combinational devreler. Henüz clock yok burada. Combinational devrelerde propagation delay'den bahsetmiştik. Hem wire delay'ler vardı, kablo delay'leri. Hem de propagation, yani bu combinational bir gecikme var. Burada bu transistörlerden geçtiği için buraya gelene kadar belirli bir T zaman geliyordu. Sonra burada da geliyor. Burada da geliyor. Hal böyle olunca şu sonucun ya yani işte şu sonucun hazır olabilmesi için şuradaki işlemin bütün full adder'lardaki işlemlerin beklemesi gerekiyor. Ve bu dolayısıyla zamanlama timing açısından sanki çok da makul bir elektronik devre gibi gözükmüyor. Çünkü dediğim gibi yani bir dependency diyoruz. Yani bir bağımlılık var. Yani bu adam paralel çalışamıyor. Halbuki donanımda asıl olan paralelliktir. Mantıklı olan. Yazılımda paralellik yoktur. Yani bir tane CPU vardır şurada. Tamam, multithreading falan biraz daha şey oldu olaylar. Multithreading ve paralel programlama konseptleri gelişti ama hala yazılımda asıl olan şeydir yani daha sıralı işlemdir. Dolayısıyla CPU'ya sırayla yaptırırsın. Önce şunu yap. O bitti mi? Şunu yap. Şunu yap. Şunu yap. Fakat donanımdaysa yani donanımsal devrelerdeyse mesela şey vardır. Kodekler vardır değil mi? Kodek seçersiniz. Atıyorum H264, 5 her neyse. Bu kodek de telefonlarda da bazen uygulamalarda çıkar. Hangi kodeyi kullanayım? Hardware mi? Software mi? Telefonunuzda hardware kodek varsa onu kullanabiliyor. Böylece daha az güç tüketiyor ve daha hızlı yapabiliyor. Paralel yapabiliyor. Yok telefonunuzda hardware kodek yoksa software kullanıyor. O zaman biraz daha yavaş ve işlemcinin diğer işleri yapmasına da biraz engel oluyor. Yani amaç da birazcık donanım tasarımında budur zaten. Hani software'in yapacağı işleri donanıma aktarabileyim de software yani benim kıymetli işlemcim daha kıymetli işler yapabilsin. Sürekli bir elde sinyalini şuraya şöyle propagate etmekten. Dolayısıyla hardware'de asıl olan biraz daha paralelleştirilebilmektir. Hani FPGA mesela bir donanım tasarım tanımlama dilleriyle biz ASIC yapabiliyoruz. IC yani çip tasarımı yapabiliyoruz. Veya FPGA'yı de programlayabiliyoruz. Değil mi? FPGA'de de yani FPGA'nın şeyi nedir? Mimarisi massively derler buna. Massively. Bütün makalelerde massively masif yani acayip çok çok fazla çok aşırı massively parallel. Yani çok paralelleştirilebilir mimaridir FPGA'nin için. Niye bundan da bahsetmiştim? Yani böyle bir array şeklinde
Bir sürü FPGA'nin içinde logic resource'lar böyle. Hepsi paralel çalışabilir. Bir sürü adder gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü işlemci de koyabilirsiniz. Yani massively paralel'dir. Tamam. Dolayısıyla donanımda asıl olan paralellikken böyle bir bağımlılık pek kabul edilebilir bir şey değil. Tabi insanlar da bunu kabul etmemiş. İnsanoğlu, yani daha çok computer scientistler, bu tabire de alışın. Atıyorum, bilmem ne yöntemini bulan adam bir computer scientist'tir genelde. Bilgisayarda computer scientist. Yani bilgisayar bilimci, yani işte bizde bilgisayar mühendisi deniyor ama aslında bu bir bilim adamı statüsündedir, yani computer scientist. Mesela toplama işlemini daha hızlı gerçekleştirecek bir yöntem geliştiren adam. Engineer'dan ziyade engineer, ki makine süren adam demek. Değil mi? Engineer. Scientist, bilim adamıdır. Bu dersler de genelde computer science başlığı altında da verilir yurt dışında. Mesela ripple carry adder'ı anlamışızdır. Carry dalgalana buralara kadar geliyor. Çok basit bir devre. İşte 32 tane full adder, 32 bit için kullanıyorsunuz. Bu kadar. Ama ciddi bir de gecikmesi var ripple carry adder'ın. Şimdi şurada toplama ve çıkarma işlemlerinden bahsettik. Aslında çıkarma işlemi dedik. Sayının negatifiyle toplanmasıdır ilk sayının. Öyleyse ben şimdi bir işlemci tasarlayacağım. Yani bir şöyle bir donanım tasarlasam. Adder 32 bitlik. Sonra bir de şuraya çıkarma işlemleri için subtractor tasarlayayım. Silikonda bunlar yer kaplasın. İkisi de bilmem kaç mikrometre kare. Bu da mikrometre kare. Şu kadar logiksel yer kaplasınlar. Toplama işlemi ise çözülsün. Sayılar burada işlem görsün. Çıkarma işlemi ise burada işlem görsün. Çıkışta da mux'luyum ona göre. Mantıklı mı? İlk etapta bakınca evet, yani toplama mı çıkarma mı yapacak? İki sayı buraya girer, paralel işlemler yapılır. Sonuca bakılır. Eğer toplamaysa hatta ona op diyelim. Toplama işlemi ise şunu şuraya ilet. Yok, op sıfırsa, op bir ise çıkarma işlemidir. Onu şuraya ilet. Makul gözüküyor. Ama silikon alanı açısından veya işte kaynak tüketimi genel olarak açısından çok da makul değil. Ben çünkü çıkarma işleminin aslında ikinci, yani çıkarılan, eksilen, bir de çıkarılan vardı ya. Çıkarılan mıydı tam bilmiyorum da. İşte A, B çıkıyor ya. Şu eksilendi galiba. Eksilen. Bu da, ben buna çıkan diyorum şu an. Çıkan, çıkan sayı, çıkarılan sayı. Bu da bu çıkım. Bu da en son sonuç işte. Neyse, yani A'dan B'yi çıkarıyoruz. Aslında bunu nasıl yazabilirim? A eksi B artı. İki tane toplananla da yapabilirim. Peki bunu ben donanımda nasıl yapabilirim? Yani bir tane devrem olsun benim. Bir tane devrem olsun o zaman. Tamam, bir tane şöyle devre olsun. Bunun adı adder. Subtractor olsun. İki tane ayrı silikon harcamak yerine. Buna iki sayı girsin. A, B. Bir de op diye bir şey girsin. Operasyon. Ve bu devrenin içinde de öyle bir şey olsun ki eğer op 1 ise o zaman B'nin, şöyle bir logic koyayım, tools komplementini alıp öyle toplasın. Tamam. Yani hatta bunu daha güzel çizeceğim. Alan kısıtımız var. Şimdi şöyle olsun. Bu tools komplementi olsun. Şuraya B giriyor. Ya da girmiyor. Şöyle. Şurada bir mux multiplexer'ım olsun. Şuradan da A gelsin. Şu da benim toplayıcım olsun donanım olarak. Eğer şu da op olsun. Op. Op 1 ise şunu kullan. 0 ise direkt B'yi kullan. İşte böyle bir devre yaparsam. Bir de ayrıca çıkarma işlemi yapıp sonra muxlamaktan daha hayırlı olacak gibi. Çünkü şu ve şu daha az logic harcayacak diye düşünüyorum. 32 bitlik, 32 tane full adder kullanan bir çıkarma işlemine göre.
Evet, aslında mantığım bu. Yani adder subtractor to's complement kullanmanın mantığı bu. Peki ben bu logic'i nasıl sağlayabilirim diye düşünürsek, bu internetten aldığım bir resim. Burada M demiş. Biz buna op dedik şöyle. Op. Bakın. XOR kapısını biliyoruz. XOR sayıyı sıfırla XOR'larsanız, yani B XOR 0, B çıkar. Çünkü B 0'sa 0 olur, 1 ise 1 olur. Sıfırla XOR'luyorsanız. Onu da yazalım yine. Afaki konuşmayalım. B şu verilog XOR 0 B'dir. B XOR 1 B'nin tersidir, tüm leğenidir. Bu mantıktan yola çıkaraktan two's complement neydi? Bir şeyin ikiye tümleyenini almak için. Önce bire tümle, sonra bir ekle. Bir şeyin bire tümleyeni tersini almaktı. Yani sıfırsa bir, bir ise sıfır, bire tümleme buydu. Bir ekle, bir de bir ekle. Peki normalde bakın fladder, carry, 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 carry. Şu üst kısım olmasaydı, şu exorlar, şu op mop, bu bir toplayıcı devresi zaten. Peki bunu çıkarma devresine dönüştürmek için ne yapmam lazım? Eğer B çıkarma işlemi yapılacaksa, ki op 1 ise, B'nin önce 1'e tümleyenini alacağım, sonra da 1 ekleyeceğim. 1'e tümleyenini almak için ne yapmam lazım? 1 ile XOR'lamam lazım. Op 1 olduğunda 1'e tümleyenini almam lazım. Çok güzel. Her bir B bitinin önüne bir XOR koyayım. Fladder'a girmeden önce. Bunun bir bit girişi de op olsun. Op 1 olursa, ki çıkarma işlemi için öyle demiştik, o zaman B'nin burada tümleyeni oldu. Biraz yaklaştım mı? Yaklaştım. B'nin tümleyenini almış oldum eğer op 1 ise. Şurada B2 tümleyeni geldi. Bir de bir eklemem lazım. Buraya bir eklemem lazım. Al şuradan op'u da şuraya carry in olarak sokarsan artı bir eklemiş olursun. Çok güzel düşünmüşler değil mi? Yani neden artı bir ile toplamış oldum? Şöyle şöyle. Şurada B'nin tersini aldım. Bir de bir eklemem lazım ya. Ha, şuradan carry in vardı ya fladder'ın. Bunu da buraya bir eklersen bir eklemiş oldum. Yani bu bir ekleme işlemiyle de B'nin two's komplementini almış oluyorum. Tamam. Gerçekten güzel düşünülmüş. Yani gerçekten bir science, hani engineering değil de böyle bir bilimsel çözüm yani. Tabii ki dünyanın en zor komplike çözümü değil ama burada bile bir güzellik var gerçekten. Evet. Bunu peki nasıl yapabilirim? Yani add sub olsun. Yani ripple carry adder'ı yaptık, gösterdik. Ripple carry adder'da. Aslında ripple carry adder'ı kullanacağım neredeyse. Sadece bir op sinyali ekledim ben buraya. Şimdi burada bir de ben şöyle bir şey oluşturdum. Bir rek diye şurayı ifade eden, aslında şuralara bakın. Şuraları hani ifade eden bir sinyal oluşturdum. Yine parametrik yaptım. Ve bu sefer dedim ki carry, ripple carry'de neydi? Cindi. Buradaysa op. Op şu. Şimdi op 1 ise o zaman çıkarma yapacaktı. Tamam mı? Peki bunu nasıl sağlamam lazım o zaman? Buradan işte carry sıfıra op vererekten şuradan artı bir eklememi yapabiliyorum. Op sıfırsa zaten sorun yok. Normal fladder toplayıcı gibi çalışacak. Toplama işlemi yapacak. Op bir ise o zaman, bakın op sıfırsa bir inceleyelim. Op sıfırsa gel. Assign bir rek eşittir bi, yani b input'u xor op. Op sıfır. O zaman bir rek eşittir b oldu. Ben bütün bu fladder'a bir regi soktum sadece. Bi yerine. Bir rek op sıfırsa zaten B'ye eşit. O zaman burada sorun yok. Op 1 ise operation, o zaman bir rek ne olacak? B'nin tersi. Bir tümleyeni olacak. Tamam. Neden? Exorluyorum ya op'la. Her bir i elemanı için. Bir regi de şuraya sokuyorum.
Carry iyi giriyor. Carry sıfıra da op verdim. Ve yine carry altta carry el. Ve bu şekilde adder subtractor devrimi yapmış oldum. Tamam. Yani daha zekice bir çözüm diyebilirim. Tekrar ekstra bir şey işlemek yerine, çıkarma modülü yapmak yerine. Sadece bir op'la XOR ekledim. Bir de carry in olarak op'u verdiğim anda şu devre gerçeklemiş oluyor. Şimdi ikinci bir toplayıcı modülünden bahsetmek istiyorum. Carry look ahead adder. Burada eldeyi önceden düşünüyorsun. Yani look ahead, biraz daha ileriye bakarak da. Benim en büyük problemim neydi? Şurada. Bu eldenin 32 bit boyunca, şunu 32 bit düşünürsek, dalgalana dalgalana bunun propagation delay'iydi. Yani şu sonucun oluşması için ta şunun tamamlanmasına ihtiyacım vardı. Fakat donanımda asıl olan aslında paralellikti. Dolayısıyla burada da computer scientistler, yani bilgisayar bilimciler demişler ki ya bizim daha hızlı bir çünkü her zaman daha hızlısını istiyoruz, değil mi? Yani hep niye daha hızlısı lazım? İşte 4K videoyu sıkıştırıp çözebilecek bir kodek ihtiyacım var. O zaman 4K, yani işte bilmem şu kadar çözünürlük, artık böyle milyonlarca bitin aktığı bir video streami benim telefonum çekebilsin veya gösterebilsin. Böyle istiyor yani insanoğlu, bunu istiyor ya da bu bize dikte ediliyor, bilmiyorum. Kapitalist düzende hangisi doğru? Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan? Yani insanoğlunun talebi hep daha hızlısı, daha iyisi. Değil mi? Daha iyi video izlemek istiyoruz. Daha kaliteli müzik dinlemek istiyoruz. Telefon konuşmalarımız daha kaliteli olsun istiyoruz. İşte bu ya biz istiyoruz ya da itiliyoruz oraya doğru. Yani ya tüketim talebi geliyor bu şekilde. Buna göre de tabii üreticiler ve tasarımcılar da bunu sağlamaya çalışıyor şu an, değil mi? Apple'ın mühendisleri mesela yeni iPhone'da yeni, çok böyle yeni nesil teknolojiler ve fonksiyonlar çıkarmak istiyor. Yani önceden parmak iziyle telefon açılmıyordu, değil mi? İki yönlü geliştirildi. Bir sensörü geliştirildi parmak izi okuyan. Bunun için çalıştı insanoğlu, belirli mühendisler. Ve bir de bunu okuyup işleyecek bir sinyal işleme devresi veya yazılımı için çalıştı insanoğlu. İşte 4K video. Yani işte bunu broadcast'i, yani bunun nasıl kablosuz olarak haberleşmede bu kadar hızlı sıkıştırıp yollayabileyim hatasız bir şekilde. Yani insanoğlu buna çalıştı. Yani bu derste de onu görüyoruz aslında. Yani bu donanım seviyesinde özellikle bu ilerlemeler, bu hızlandırmalar nasıl sağlanabilir? Evet, carry look ahead adder. Şimdi aslında problem ne? Carry in dediğimiz bu eldenin bit by bit, basamak basamak şey olması. O zaman ben öyle bir devre tasarlasam ki amacı şu: carry in değerinden bağımsız olarak çalışsın. Yani benim en sonu sum 31'i oluşturacak olan buradaki devrem benim şu C'ine bağlı olmaz. Bu böyle tık 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 tren tren gibi şey yapmaz bana. Böyle bir şey düşünüyor tabii insanoğlu o zamanda da. Ve diyorlar ki ya, öyle bir devre, tabii ben şu an tümden gelin yapıyorum. Yani amaç o. Ve birisi bunu tasarlamış. Carry look ahead. Öyle bir devre olsun ki yani A, B, carry in girsin. Sum ve carry out çıkmasın da onun yerine sum, propagate ve generate diye bir sinyal oluştursun. Peki ne bunlar? Propagate. Propagate yaymak, çoğaltmak. Hatta propaganda. Değil mi? Bir propaganda yaptığınız zaman kendi ideolojinizi, kendi düşüncenizi yaymış oluyorsunuz. Oradan da aklınıza gelebilir. Bu propagate sinyali peki carry look ahead'de ne manaya geliyor? A veya B'den herhangi biri ya da ikisi de birisi o devreye giren carry in değerini carry out'a propagate ediyor.
Yani carry in 1 ise carry out da 1 oluyor. Hangi durumlarda olur bu? İşte A veya B'den biri 1 ise, işte şurada mesela propagate eder. Elde varsa propagate ediyor. Veya işte A1 B0 carry 1 ise propagate ediyor. Şuradaysa hani A1 B1 carry de 1 hep propagate zaten ediyor. O yüzden ikisi de olabilir. Bir de generate'de bu da A ve B'de ikisi birden 1 ise carry in değerinden bağımsız olarak carry out 1 oluyor. Yani A, B, 1 carry in umurumda değil, elde. Burada da elde oluşturuluyor. Yani A ve B tarafından oluşturulabiliyor. Buna da generate demişler. Soru. Ripple carry toplayıcıda her bir basamaktaki S ve carry out çıkış sinyalleri bir önceki aşamanın carry out çıkışına bağlıydı. Carry look ahead'de her bir aşamayı bir önceki aşamadan şevele klavyede yan yanaymış şimdi baktım. Aşamadan bağımsız hale getirebilir miyiz? Soru bu. Şimdi bu çıkışları bir önce binary aritmetik veya boolean algebra olarak nasıl ifade edebiliriz? Şimdi her bir tabii 32 tane şey düşünelim böyle. GI, PI falan. GI dediğim şey generate. Neydi? A ve B 1 olacak. O zaman A ve B. Şimdi propagate için A XOR B aslında yani propagate'de ikisi de 1 olursa diye almamış. Hani propagate'i sadece A 1 ise B 0 ise A 0 ise B 1 ise 1 olsun diye alıyor. Ama A or B de olabiliyor veya. Çünkü bu PI sinyali şuradaki bir sonraki carry'i oluşturmada kullanılacak. Hani burada or kullansanız da oluyor. Burada da hatta or olarak göstermiş. Ama hani bunu görebilirsiniz internette. Biz şu kullanılacak bizde. Tamam. Sum sinyali neydi? Aslında şurada düşündüğünüz zaman sum belli. A XOR B XOR C. Peki burada A XOR B zaten P diye bir sinyal var. Onu buraya alayım. Yanına bir de C'yi koyarsam zaten sum'ı da elde etmiş oldum. Yani bir generate çıktısı var. P çıktısı var. Pardon. Generate, P, bir de sum var. Şimdi bir sonraki carry burada da generate. Çünkü generate olursa carry her türlü var. Generate neydi? A ve B 1 olacak. Veya propagate ve carry in olacak. Neden? Propagate durumu neydi? 1 0 0 1 A için. Carry de 1 geldiyse o zaman buradan elde oluşmuş olacak bir sonraki halka için diyelim. Şöyle şöyle. Bu tanımlamaları yaptık. Aslında mantıklı şeyler. Generate A ve B 1 olacak. Propagate A1 veya B1 olacak. Yani şu kısmı ben hani bilgi olsun diye söyledim ama şimdilik ignore edebiliriz. Sum kısmı A XOR B XOR C idi. Full adder'ı hatırlayalım. A XOR B XOR C idi. Sum. Bunda da zaten A XOR B dediğim şey aslında zaten propagate. Dolayısıyla bir de yanına P ve C XOR'larsın. Bir sonraki devre için oluşacak olan elde generate 1 olursa yani A ve B 1 ise zaten elde olur. Veya A veya B'den birisi 1 PI XOR ve bir de elde varsa bir önceki gelen yerden şuradan o zaman oluşuyor. Şimdi bu devre propagate ve generate oluşturan bu devreyi kullanarak acaba ben eninde sonunda 32 bitlik bir toplayıcıda şeyi oluşturabilecek miyim? C0'dan yani ilk kereden bağımsız bir şekilde. Paralel yapabilecek miyim devremi? Şimdi burada o zaman bunu şöyle düşünelim. Böyle dedik ya i'ye bağlı olarak. Mesela 4 tane durum için düşünelim. Mesela C1 ilk eldemiz. Değil mi? C1. Bir sonraki yere giden eldemiz şu.
Şuraya giren aslında şöyle A0, B0, C0. Buradan C1 çıkacak. A'ları yukarıdan çizelim şöyle. İşte A1, B1. Buradan sum çıkacak. Böyle gidiyordu değil mi bu ripple? Şimdi bakalım burada nasıl oluşuyor? Mesela C1 dediğim sinyal bu denkleme göre G0 artı P0 ve C0 yerine koyduk. Açalım şimdi. Açmaya gerek yok zaten G0, P0, C0. Şimdi bu C1. C2'ye bakalım. Tamam. C2. Normalde C2 C1'e bağlı değil mi? Evet, bakalım. G1 veya P1 ve C1. Ne oldu? Hani buna bağlı olmayacaktı? Peki bunu açalım şimdi. G1 zaten A ve B'nin entlenmesi. Ona bir şey yapmıyorum. P1 o da duruyor. Peki C1 neydi? Bakın C1 de şuydu. C1'i burada şuraya koyduğumda bunu açtığımda şöyle bir denklem oluştu bakın. Ve bu denklemde P'ler zaten A ve B'ye bağlı. A ve B'ye bağlıysa sıkıntı yok. Değil mi? Niye? A ve B zaten 32 bitlik sinyaller. Hemen geldiği zaman bu toplayıcıya. Zaten bunlar hazır. Bunlar hep hazır. Carry in de hazır. C0 diyelim ona. Sonraki şu ripple eden şeyler hazır değildi. Bunların hesaplanmasını bekliyordum. Dolayısıyla G ve P bir bağımlılık ifade etmiyor bir önceki aşamaya, stage'e. Ve buna koyduğum zaman C1'e bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü C1 henüz hazır değil. Bakıyorum C0. C0'a bağlı oldu. Yani C2'nin hesaplanması aslında ilk anda T eşittir 0 anında hazır olan sinyallere sadece bağımlı. Aynı şekilde C3 bunun da eldesi için baktığım zaman G2, P2, C2. Yani şu denklemde yerine koyuyorum. Burada da ne yapacağım? C2 gördüğüm yere şunu yazacağım. Bunu yazdığım zaman da bakın yine sadece C0'a bağlı bir denklem. Zaten P'ler, G'ler tak diye hesaplanabiliyor. Hazır çünkü. Böyle devam edersek C4 dediğim devrede işte pat pat pat. Ya burada sıkıntı ne oluyor? Tamam, bağımlılık ortadan kalktı. Hep o çok iyi. Hep C0 A'ya B'ye bağlı. Tamam da o kadar çok aritmetik işlem geldi ki yan yana. Bir sürü AND ve OR kapıları böyle üst üste aşama aşama olursa bu sefer de buradan gelen bir gecikme olacak. Dolayısıyla hani bunun da bir sınırı olması gerekiyor. Öyle de düşünüyorum. Yani bu şey de değil, bütün problemleri de çözmüş değil. Buradan gelen de bir mantıksal karmaşa var. Yani her şeyde ama sadece şunu başardım. Hep bütün eldelerde ki en son bu C30 işte 2'ye kadar gider. C0'a bağlı. Tamam. Böyle bir avantajlı bir şey oluştu. İşte burada o zaman 4 bit mesela bir carry look ahead devresi diyelim ona. Propagation ve generation dedim ben. Bu propagation ve generation devresinde aslında bu 1 bitlik full adder'ların carry out'larını bu şekilde birbirine bağlamak yerine ben bu carry elde çıktılarını C1, C2, C3, C4 şurada aslında hesapladığım şeyler önceden yani look ahead şeklinde hesaplayarak bir sonraki devreye verebiliyorum daha hızlı bir şekilde. Yani bunun bütün mantığı da bu. Böyle bu bunu hesaplasın sonra bu bunu değil. Hepsine vereyim ben P'leri ve G'leri. Bu da bana C'leri hesaplasın aslında. Olay bu. Tamam. Burada bir de propagate group ve generate group diye bir kavram var. Bunlara ben PG dedim. Bu da ne işe yarayacak? Bir sonraki yani mesela burada 4 bitlik bir adder oluşturmuş olduk şu şekilde. Sum hesaplıyor, AB hesaplıyor. Bir de peki bu 4 bitleri kullanarak 8 bitlik
bir şey veya 4 tane 4'ü yan yana koyup 16 bitlik bir şey hesaplamam gerekirse yine böyle bir carry look ahead logiğine P ve G'leri sokmam lazım. Bu da grup şeklinde şu şekilde sokabileceğim. Mesela CLA 4 dediğim şu. Carry look ahead 4 devresini aldığımda 2 tane bundan koyaraktan işte buraya ilk 4 bit, buraya ikinci 4 bit sokuyorum. Elde girişi var. Yine şu logiğin aynısıyla buradan P0, G0, P1, G1 şu grup şeklinde çıkan. Bunları bu devreye sokacağım. Samları hesapladı. Bu da bana buranın girecek eldesini hesaplıyor aslında. Şu. Yani böyle ikili ikili devam ederek işte önce 1 1'den 2, 2 2'den 4, 4 4'ten 8, 8 8'den 16, 16 16'dan 32 şeklinde 32 bitlik bir carry look ahead adder şöyle oluşturabilirim. Mantıklı. Bakın CLA1 dediğim aslında bir bitlik bir carry look ahead. Yani ne hesaplayacak? A, B giriyor, carry giriyor. Propagate, generate, bir de sum. Şu. Propagate, generate, bir de sum çıkarıyor. CLA. Tamam. Burada da bir CLA4 ve bu ikisini yan yana koyduğumda, pardon, CLA1. Burada bir propagation ve generation logiği kuracağım. Burada dörtlü olarak kurmuştum. Ben ikili olarak kurdum. P0, G0 girecek. P1, G1. Burada ben bir sonraki şurası için eldeyi daha hızlı bir şekilde üretmiş olacağım. Ve buradan da yine P ve G çıktım olacak. Şu da benim o zaman CLA2 devrem oldu. Yani carry look ahead 2. Carry look ahead 2 tane kullanaraktan yine buraya sokarsam bu sefer carry look ahead 4 çünkü 4 bitleri topladım. 4 4'ü sokarsam 8. 8 8'i sokarsam 16. 16 16'yı da sokarsam 32 bitlik bir carry look ahead devresi tanımlamış olurum. Bakın bunun da yine şöyle DLA1'i göstereyim. A, B, cin giriyor. P, G, S çıkacak. Tamam. P neydi? Propagate. Nerede benim P? A, XOR, B. Generate neydi? A ve B. Evet. Toplam neydi? Toplamda aslında A, B, C'nin yani XOR'lanması. Şu. Böylece bir CLA1 dediğim devre bir. Bir de Propagate ve Generate devresi var. Şurası. Bu da iki tane modülün çıktısını aldığı için şöyle iki bitlik Propagate ve Generate alıyorum. Bir de Carry In alıyorum. Carry In'i alarak bir de Propagate ve Generate sinyallerini alarak şu eldeyi oluşturuyorum. Bir de Group Propagate ve Group Generate'i hesaplamış olacağım. PG dediğim şöyle hesapla diyordu 4 için. Hepsini entliyordum bütün propagate'leri. O zaman 2 tane input varsa ikisini entliyorum. Generate yerine koya koya gidiyordu. O zaman nasıl olacak bu? Burada bakın G3 artı G2 P3, G1 P3 P2, G0 P3 P2 P1 dörtlü için. Yani şu dörtlü devre için. Bunu ikili olarak yaparsanız G1, G0 P1 şeklinde G'yi hesaplarsınız. Carry out dediğim şeyde G0 veya P0G. Bunu zaten şurada hesaplamıştık. Şu eldenin hesaplanması. Propagate generate'de. Şurada da bunu tanımladım. Sonrasında bunu böyle hiyerarşik olarak işte CLA1'i kullanaraktan bakın CLA2 ürettim. İçine iki tane CLA1 koydum. Bir tane de propagate generate. Şu şekilde sinyalleri bağladım. CLA2'yi oluşturdum. İşte sonra CLA2'lerden CLA4, CLA4'lerden o şekilde o şekilde en son CLA32 için de carry look ahead 32 iki tane 16'lık koydum. Sadece şunlar artık 16 oldu. Bu kısım aynı. Burada bir şey yok. Sadece bir de elde üretmem lazım. Hani devrenin bir elde çıktısı olması lazım. Bu da zaten devrenin eldesi neydi? G, P, C. Şu şekilde.
Tamam. G veya PC. Bir sonraki eldeyi oluşturmuş oldu. Şurada. Tamam. Bu da carry look ahead adder. Şimdi bunları tabi test bench ile simüle etmemiz gerekiyor. Ben de böyle bir test bench çok basitçe yazdım. İlk önce ripple carry adder için. Bunların hepsini GitHub'a yükleyeceğim zaten. Ripple carry adder'ı instantiate ediyorum. CLA32 için de CLA32'yi instantiate ediyorum. Ve yazdığım şeyler ikisi için de işte atıyorum 156 ile 233 eksi 33 ile 233'ü topladım. Bir de burada carry verdim buna. Hani yapabiliyor mu diye. Baktığım zaman gerçekten de doğru sonuçları verdi. Böylece bu devremin de ben çalıştığını anlamış oldum.